Ve bak size şu eleştiri var. Şunu söyleyeceğim. Sinan Vardar, Yıldırım Demirören yönetiminde yer aldı. Evet. Mete Vardar, sevgili oğlunuz. O da Fikret Orman'ın yönetiminde yer aldı. Doğru. Nasıl, neler oldu? Niye diyorsun böyle muhalefet yani, yapıyorsun? Bir anda siz şu anda Yıldırım Demirören'i eleştiriyorsunuz veya Fikret Orman'ı eleştiriyorsunuz. Neler oldu? Ben çok merak ediyorum. Şimdi ben Yıldırım Demirören'i herkese biliyorsun. Yani beraber yaşadığımız şeyler var. Tabii çok eleştirdim. Ama şimdi insanlar diyor ki sen ayrıldıktan sonra eleştirdin mesela. Ben öyle değildim. Ben birinci aydan sonra yönetimde en agresif bendim. Aman ne yapıyorsun? Bu kulüp batacak diyen insanım. İşte oradaki yöneticilere sorsunlar o zaman. Hatta bir gün antrenmana gittim ben. A takım antrenmanına. Bir baktım Alton diye bir adam almışlar. 100 kilo filan herif. Rıza da antrenör. Rıza bir bana baktı. Ben ona dedim ya Rıza bu kim aldı? Benim hiç haberim yok abi dedi. Getirdiler bunu dedi. Yemin ediyorum bu. Aman Rıza dedim bunu sakın hemen oynatma bunu. Bir ay bir hazırlık kampı gibi yaptır. Yani bu kiloyu filan verdi. Rezil oldu. O hafta tak diye Ankara hücum maçına koydular. Ben de şey diyeyim tribündeyim. Abi Alton'u 40. dakikada çıkarttı Rıza. Yürüyor adam ya. Tabii. Yürüyor. Ama işte devre arası Rıza'yı yumrukladılar filan yani soyunma odasına gelir. Evet. İsim vermeyeyim. Sonra bana gönül koruyorlar. Yani yapanlar belli. O vaziyette ben hep toplantılarda söylüyorum. Yapmayın bu kulüp batacak nedir bu şeyler filan. Hatta en son böyle 4 aylık filan birkaç kere beni Yıldırım Demirören futbolun başına getirmişti. Onun yanındakiler de hiç buna engel oldular. 3 kere beni dedi Sinan abi bu işi yapamıyor sen yap filan dedi. Bir gün sonra şimdi Yıldırım Bey'in en çok şeyi de odur yani. Bir kararsızdır yani. Bir evet. Karar verir fakat etki olduğu zaman yine değişir. Yani ben hep tenkit ettim. Hatta işte Alton'un geldiğinde ben de o zaman ilk defa birincilikte yöneticilik yapıyorum. Hep ikinciliklerde başkanlık yapmışım. Bir laf ettim orada ben. Ulan bu milyonluk eşekleri kim oluyor? Batacak mı? Onu hatırlıyorum. Evet. Ya Gökhan var. Gökhan Dinç. Evet, o da yanımda evet. Duruyor. Ben biz onları dost biliyoruz. Halbuki basından dost olmaz derler. Aynen gazeteciden dost olmaz. Abi bir baktım bir saat sonra beni arıyorlar. Fikret abi filan Hürriyet. Ya Sinan manşettesin sen. Milyonluk eşekleri alıyor bu kulüp batacak filan. Manşet var Hürriyet'te yani. Demiştiniz ama değil mi? Gökhan'ın güzel. Dedim tabii evet. Dedim ama yani şimdi dostane bir şey söyledim. Evet. Orada duruyor yani. Ben yani demek ki ben o zaman bile. Pişman oldunuz mu? 3 aylık hiç olmadım. Çünkü işte durum meydanda keşke o zaman dinleselerdi. 75 milyon dolar kredi aldı. Hepsini Portekizli futbolculara verildi. İşte Beşiktaş'ın ilk bu borca girişi odur yani 75 milyon. Beşiktaş'ın o zamanlar borcu çok azdı galiba. Yani şimdi tabii canım yani bugünkü mesela Yıldırım Demirören bıraktığında 430 milyon borçla bıraktı. Evet. Doğru mu? Doğru. 130'u kendine miydi? 130'u kendine. 300 milyon borçla bıraktı. Evet. Yani şimdi dolar dolara bakarsan desek, ne eder? 50 milyon dolar mı eder? Ya 200 bin dolar yakın bir şey. Yok fazla canım. 1,5 desek dolar. 300 yani. Bin TL evet. Yani. Şimdi borç 4 milyara yaklaştı.